eşitsizliği analitik düzlemde gösterebilmek için önce eşittir 6 doğrusunu çizmeliyiz. Burada x yerine 0 verdiğimizde y eksi 2 ve y yerine 0 verdiğimizde de x'i 6 buluruz. Demek ki bu iki noktadan geçen bir doğru çizmeliyiz. Ancak bize verilen burada olduğu gibi bir eşitlik değil, şurada olduğu gibi bir eşitsizlik. O zaman bu doğrunun üstü ya da altı taranmalı. Eşitlik olduğu için doğrunun kendisi de olacak tabii. Bunun için doğrunun altında ya da üstünde olduğuna emin olduğumuz keyfi bir nokta. Tercihen orijin noktasını eşitsizlikle denemeliyiz. Şunu eşitsizlikle deneyeceğiz. Hemen eşitsizliğimde x yerine de y yerine de 0'ı yazıyorum. Ve acaba eşitlik sağlanıyor mu diye soruyorum. Burada 0 büyük eşit 6'ya döndü eşitsizliğin. 0 6'dan büyük mü? Hayır. Yani şu eşitsizlik doğru değildir. Daha doğrusu işte burada sorduğumuz soruya vereceğimiz cevap hayır. O zaman orijin tarafını değil de diğer tarafını taramalıyız. Doğru cevap C seçeneğidir. Her bir eşitsizlik için eşit olma durumunun grafikleri üzerinde öncelikle düşünmem gerekecek. Şunu D1 doğrusu olarak isimlendirelim. Şunu da D2 doğrusu olarak isimlendirelim. Birincisinde x'e 0 verirsek y3 ve y'ye 0 verirsek x3 çıkacaktır. Yani bu ikisinden geçen doğruyu çizmeliyim. Ayrıca eşitlik de olduğundan doğru dahil olacaktır. Doğru dahil vurgusundan hareketle B şıkkındaki şu doğrunun D1 olduğunu pekala söyleyebilirim. D2'ye gelince burada da x yerine 0 verdiğimde y de yerine 1 ve y yerine 0 verdiğimde x de yerine eksi 1 bulurum. Ancak burada eşitlik olmadığından doğrunun kendisi dahil değildir. Doğru dahil olmadığına göre B şıkkında gösterilen kesikli doğrunun D2 olacağını söylemem gayet mantıklı olur. Ben eşitsizlikleri bir kere daha yazayım. X artı y küçük eşit 3 ve x eksi y büyüktür eksi 1. Sıfıra sıfırı deniyorum. Sıfıra sıfırı deniyorum. Şurada 0 küçük eşittir 3 doğru mu? Evet doğru. Ve yine şurada deneyecek olursam 0 büyük eksi 1 doğru mu? Evet doğru. Öyleyse doğruların orijin tarafı taranmalıdır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Burada iki tane eşitsizlik var. Birincisi şurası. Yani 3x artı 2y büyük eşit 6. Diğeri de şurası. 3x artı 2y küçüktür 18. Bunları çözebilmek için 3x artı 2y eşittir 6 doğrusu ile 3x artı 2y eşittir 18 doğrularını çizmem lazım. Şu doğrunun adı D1, diğerinin adı da D2 olsun. Birincisinde x yerine 0 verirsem y değeri 3, y yerine 0 verirsem x değeri 2 bulunacaktır. Bu iki noktadan geçen doğruyu çizmem gerekir. Şıklara baktığımda A şıkkındaki şu kesiksiz çizilen doğruyu D1 gibi hayal edebilirim. Bakın burada eşitlik olduğu için doğrunun kendisi de ne oldu? Dahil oldu. Tamam. D2'ye geçecek olursak yine x yerine 0 verdiğimde y değeri 9, y yerine 0 verdiğimde x değeri 6 olacaktır. Bu iki noktadan geçen doğruyu kesik kesik çiziyorum çünkü eşitlik yok. O zaman şu da D2 doğrusudur diyebilirim. Peki, şu eşitsizlikte orijini denersem 0 artı 0 büyük eşit 6, 0 büyük eşit 6 çıkar. Bu yanlıştır. Öyleyse D1'in orijin tarafı değil diğer tarafı taranmalıdır. Nitekim A şıkkında bunun sağlandığını görüyoruz. Peki, diğerine geliyorum. Yine orijini deniyorum. Orijin denenecek en kolay noktalardan biridir. Sıfıra sıfırı denediğimde tabi şurada deniyorum. Sıfır küçüktür 18 doğru mu? Doğru. O zaman D2'nin orijin tarafı taranmalıdır. Bu ikisi yapıldıktan sonra da taranan iki kısmın kesişimi alınmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Aradığım ikilileri xy olarak gösterirsem A şıkkında taralı bölgedeki şu ikili bire birdir. Ve bu farkları en az bir kuralını ihlal eder. Farkları sıfır oluyor çünkü. İşte bu yüzden A şıkkı devre dışı kalacaktır. B şıkkına geldiğimde yine taralı bölgeden alacağım 8'e 1 ikilisi
toplamları en fazla 8'i ihlal ediyor ya. İşte bu yüzden B şıkkını da ne yaparım? Eleyebilirim. Gelelim C şıkkına. C şıkkında yine 1'e 1 noktası taralı bölgede var mı? Evet. A şıkkında neden cevap olarak alamayacağımızı göstermiştik. Bu yüzden bunu da iptal ediyorum. E şıkkı için işte şurada alacağımız bir noktanın, şurada alacağımız bir noktanın. Bir kere tek başına y'si bile 8'den büyüktür. 8'den büyüktür. Artık apsisinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bunları topladığımızda şu kısmı daha net göstermeye çalışayım. Toplamları en fazla ne olacaktı? 8 olacaktı. İşte bu kural ihlal edildiği için E şıkkını da elerim. Doğru cevap D seçeneğidir. Birinci eşitsizliği gösterebilmek için Y eşittir X doğrusu çizilmeli. Eşitlik olduğu için doğrunun kendisini de alacağız. Peki doğrunun altı mı üstü mü? Bu format için 6 taranacak. Bu çok net biliniyor olmalı ama ben yine de anlatayım. Altında ya da üstünde olduğuna emin olduğunuz bir noktayı örneğin 1'e eksi 1 noktasını şu eşitsizlikte denerseniz x yerine 1, y yerine eksi 1. X yerine 1, y yerine eksi 1. Doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman işte seçtiğiniz bu noktanın olduğu tarafı tarayacaksınız demektir. Şunun için de x eşittir 7 doğrusunu çizeriz. Tabii yine eşitlik olduğundan dolayı doğrunun kendisi de alınacak. X küçük eşit 7 dediği için 7'den küçük olan yerler yani sol tarafın taranacağı açıktır. Son eşitsizlik için ise şu kısmı belirleyebilme adına y eşittir 0 doğrusunu yani x eksenini çizeriz. Şu kısmı gösterebilmek adına da y eşittir 4 doğrusunu çizeriz. Ve bunların arasındaki bölgeyi eşitliklerden dolayı doğrularla birlikte tararız. 3 renginde olduğu bölgeyi siyahla belirginleştireceğim. Burada bir yamuk alanı söz konusu. Bakın şu siyahla belirginleştiğim nokta y eşittir x üzerinde ya ve bunun da y'si 4 ya. O zaman x'inin de 4 olacağını kolaylıkla söyleyebilirim. O zaman bulmaya çalıştığım alan bir yamuk alanıdır. Yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullanmalıyım. Tamam. Şimdi alt taban dediğim şey şu kırmızıyla vurgulamaya çalıştığım yerdir. Yani 7'dir artı üst taban da yine şu kırmızıyla vurguladığım yer olacak. Bu da 3'tür. Çarpı yükseklik dediğimi de yeşille vurgulayayım. Yani şurayı yeşille vurgulayayım. Y eşittir 4'ten dolayı bunun 4 olduğunu kolaylıkla görebilirim. Aradığım cevap 10 çarpı 4 bölü 2'den 20 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.